Günaydın. Günaydın. Aman lilyalar da ne güzel yakışmış. Teşekkür ederim. Merhabalar. Sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Baharı bekleyen kumrular gibi. Yendi evet. Beyin, yendi beni bunu unutmam. yendi beni evet. Bunu unutmam. Oh, güzellerim benim. Evet, günaydın. Tekrar günaydın. Eyvah. Evet, bugün yıkılıyorsun, yakıyorsun. Bir astrolist edasıyla çıkayım dedim karşınıza. Evet, bugün yakıyor kızım. Aynen. Mumluğumla yakamadım ama tokamla yakayım dedim. Şöyle tüylü tüylü. Ne varsa tüylülerde var. Evet. Öyle tüylü tüylü şıkır şıkır olacak. Değil mi? Evet. Hemen sizlere de bir hal hatır soralım. Ondan sonra ben aşağı ineceğim. Annem gelir mi arkamdan bilmiyorum. Bir bahçe turu yapayım diyeyim. Tamam. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız şükürler olsun Allah'a. Bizler de çok çok iyiyiz. Durumlar bizde iyi. Azıcık oturayım gene canım. Otur. Kuş. Kuşumuzun iki günden beri bir şeyliği üzerinde. Çılgınlığı, kuduzluğu. Yani bitmek tükenmeyen bir enerjisi var. Yatana kadar. Yani sabaha kadar otursak bizimle oturup çene yapacak. O kadar yani. Hayır, seni kovalaması çok tuhaf. Ay dün akşam beni kovaladı yatak odasına kadar. Kafesindeydi. Ben kapının oraya geldim. Biraz daha böyle ortaya. Benim üzerime bir uçtu bir şeyle. Ben arkama döndüm, yatak odasına kaçıyor, peşimden geliyor benim. Evet ya. Kafama konu verdi. Bir enerjisi var. Köy ona da iyi geliyor. Ben buradayım. Senden mi? Benden alıyor enerjiyi. O enerji bence de evet. Öyle mi? Yerinde durmuyor hiç ya. Hakikaten ya. Yani şaka bir tarafa gittiğinden beri çok enteresan, çok hareketli, çok enerjik. Normalde zaten böyle fıkır fıkır bir kuş Ozan, biliyorsunuz, hareketli, hiperaktif. Yani birkaç günden beri combo yapıyor evin içinde. Acaba adını taşıyor şeye, Haktan'a mı benzedi? Ya Haktan da şey de, Haktan sakin. Bunun gibi çılgın değil ki. Bir sakinliği var Haktan'ın, bunda o yok. Bak. Eli avuca sığmıyor. Daldan dala hop. Ben gidiyorum aşağıya, gelirsin hadi birazdan. Hadi dışarısı güzel. Bugün havamız iyi maşallah. Bizim hava da iyi. Evet, bizim havalar da iyi. Ben saçımı kestirmeseydim fark atardım sana otokollarla. Evet, geçen kış sen fark atıyordun bana. Doğru, anneme şimdi almıştık renk renk. Takıyordu onları, sizlerin de çok hoşuna gidiyordu. Bu sefer de ben bu kışta ben fark atayım sana. Sen fark at kızım. Yani baharı bekleyen kumrular gibi. Ay, yendi unutmayacak beni, yendi beni unutmam. Unutmam. Hayırlısı olsun be gülüm. Gerçi bahçemizin de eskisi kadar gezilecek bir tarafı kalmadı canlarım be. Kışın gelmesiyle birlikte ektiğimiz diktiğimiz yavaş yavaş gidiyor. Artık bahara. Bahar geldiğinde yenilerini ekeceğiz, dikeceğiz inşallah. Allah'ın izniyle. Burada biberleri bıraktık. İyice kurusunlar da kenarıya çekeceğiz. Onları sonra hallederiz yavaş yavaş. Patlıcanlar gene bak oralarda var. Onları da alalım. Daha da vermez artık patlıcan da. Patlıcanları da sökeriz. Annem de salıncakta oturuyor. Ben sonra gelirim demişti. İniverdi arkamdan. Valla bugün mü sökülür, yağmur yağdığında mı, yağmurun yağmasını bekliyoruz. Yani hafif ya, öyle şakır şakır güldür güldür pek yağmadı. Çıkar mı diyorsun? Çıkar. Anne çok köklüler ya. He? Çok köklüler, baksana. Hani çok, sen de yorulma ben de yorulmayayım. Bak senin kollarında da sıkıntı var. Benim kollarımda var da Herkül'ümüz kökler onları. Haktan mı Herkül? Ha, hemen bize hemen 5 dakikada atsın, biz üstündekilerini hemen koparı koparı verirsin. Olabilir.
Doğru hattan maşallah spora da gidiyor. Sporcu yani, adam. Ona buz gelir bunlar. Isırganlar bak. Isırganlar evet iyice şey olmuş, büyümüşler. Ispanaklar kayboldu arada. Evet, onların arasında kayboldu. Onları toplamak lazım. Ispanakları mı? Ha, büyükleri vardır içinde. Ya vardır şey oldu anne. Şimdi yabani otlar falan iyice büyüyünce onların çok büyümesine böyle engel oldu. Baksana. Şu rüzgar gülü bile devrilmiş gitmiş. Bunları da toplayayım ben ya. Hepsini alayım depoya koyayım. Bahara. Bahara. Baharı bekleyen ay, kumrular şey, gibi. Asman, evet. Unutmayacağım. Ay güzel, ne güzel olmuş kız ya. Baksana. İki renk. Evet. Bir ara göstermiştim arkadaşlara. Ay evet. Çok güzel bir renk olmuş. Tutsana anne şunları be. Şuradakini de alıversen. Vallahi bu tarafta ipin ucunu kaçırdık. Ha bugün ha yarın benim boynumdu, omuzumdu, kolumdu derken, rahatsızlığımdı derken bir türlü burayı temizleyemedik. Burada ipin ucu kaçtı. Bayağı bir kaçtı. Aralarda brokoli. Bari şu tarafları falan temizlesek. Şunlar rahat büyüse. Şunlar brokoli. Isırganlar aslında iyice köklenmeden, sağlam hani kök salmadan çeki çeki verilse iyi olur. Neyse, haktan uyuyor daha, uyansın bir de. Uyansın da evet. Olmazsa ineriz aşağıya. Haktan şuraya alsın. Şurayı biz, bunlar şey çabuk çıkıyor zaten. Şurayı da haktan orayı alırken biz de burada şey yaparız birazcık. Şurayı da alırız. Neredeymiş? Sonbahar böyle. Yaman her şeyin bir sonu var be anne. Biz her insanların bile. Şşş, değil mi şakşuka? Hani viski. Hem ne? Bir de şu tarafa gideyim. Ya sürekli bakım istiyor. Her gün geleceksin, bir şeyler yapacaksın. Her i̇şte, gün ineceksin bahçeye, bir şeyler yapacaksın. Senin rahatsızlığından dolayı. Yok ben kendimi artık çok fazla böyle şey yapmayacağım, yormayacağım. Ne güzel ağrılarım da geçmişken. Yani. Tekrarlatmak yani, istemiyorum. İşte şunları ufak ufak şunları bari alalım. Bugün. Alıyorsun 3 gün sonra gene çıkıyor. Annem çıkacak, ne yapacaksın? Sonu yok. Almasan orman olacak. Yani. Havuçlarıma bakayım. Yok daha. Her şey birbirine karıştı. Bir evet. De bahçe de büyük olduğuna her bir yerine bir şey ektik diktik. Evet. Takip etmesi de zor oluyor. Öyle baka kaldık işte. Neyse ya, su akar yolunu bulur. Yani. En azından geçen senekinden biraz daha kolay. Geçen sene ilk geldiğimizde, senin geldiğinde daha farklıydı, koruydu mesela. Tabii canım. Uğraştık şuralarla. Yani hele sonra Fatih ile ikimiz gene şunun altını falan temizledik anne. Ondan sonra baksana nasıl açıldı. Evet. Yalnız görüntü de nasıl, merdiven orada. Yapraklar sarı sarı. Tam çok böyle güzel. Fotoğraflık. Geç oraya da fotoğrafını çekeyim seninle. Isırdı beni. Isırdın benim seni. Telefonumdan çek. Bak bunlar körpecik. Tamam buradan da çekeyim. Senin telefonundan da çekerim. Ay ben işte çok seviyormuş. Kız bunlar da elimde kaldı. Yanıma dikeyim onları. Şu merdivenin oraya git. Onlar görünmesin. Bırak onları elinden. Ay kırmızılarla falan. Ay çok en sevdiğim renk şunlar. Sonbahar. Evet. Çek annem. Hadi bakalım çekiyorum. Çektim. Bir tane daha çek, terlikleri sorma konuşuyor. Orijinal orijinal. Aynen. Hadi bakalıyorum. Hadi bakalıyorum. Konuşamıyorum. Hadi bakalım çekiyorum. Çektim. Tamam. Pek güzel çıktın ama. Evet. Baksana bayılıyorum ne kadar güzel. Aynen. Ya. Yapraklarım. Renkleri. Bu taraf böyle sarı, o taraf yeşil.
Bahçemizde her renk var. Bak aralarında kırmızı kırmızı narlar bile var. Kalmış öyle birkaç tane. Bayağı bir toplamıştık. Evet. Kalan kaldı. Düşünüyor. Ne düşünüyorsun sen deden gibi? Şşş. Kasmanı sevsinler. Hiç ötmüyor. Yakala. Tavukla horozu yakala. Yürüdükçe çıngırdıyor. Yürü bakalım, yürü, kulakları kıstı bak. O bir şeye şey oldu orada da. Evet. Onları oraya koy, ben sonra depoya kaldırırım. Şey, uçlarını silip de kaldıralım diye. Ha, yıkarım yaptım. Yıkarım. Su tuttum mu gider tozu topala. Temiz olsun. Bir ay sonra bunlar da açacak. Evet. Vah 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 vah. O kadar süsledik. Değnekler mi dayanıyor sana? Ne? Bak hiçbir şey olmadı. Yağmur yağdı. Toz topalak hiçbir şey olmadı. Olacak annem. Şimdi bir yağmur yağsın, ne güzel yıkanacak gene. Kendiliğinden. Evet. O söktüğümüz biberleri de şu tarafa doğru alırız. Hak'tan da patlıcanları sökerse onları da şöyle kenara, evet, kendiliğinden kurusunlar olduğu kurusun yerde. Olur. Bak nasıl? Fatih orayı süpürdü. Tırmıkladı gene. Diyorum Fatih bırak diyorum, incir iyice dökülsün. Ondan sonra yorgunluk yapma, o da durmuyor. Ama hem durmuyor şöyle böyle azken daha kolay, öteki türlü hepsi birden oldu mu daha zor. Kız anne çok olsan olacak, tırmıkla şöyle öyle bir aldın mı hepsi evet, gidiyor. Yaprak yani. Hattan sökmeye başlamadan patlıcanları toplayayım ben. Hayır, söksün yerde topla. Söksün yerde mi? Kız üstüne falan basar şöyle. İyi o zaman başla. Getireyim mi sepeti? Ha? Sepet şey yapacak kadar öyle yok da. Getir. Eldiven getireyim mi sana da? Getir bakalım şimdi, biberlere takmam da ötekilere. Anne orada şeyler var, cin biberlere elleme ha. Tamam. 1, 2, 3, 4 tane var. Eldivenleri aldım. Şöyle aşağı doğru gidelim. Paçalarını niye sıyırdın? Yok, değiyor ya. Değsin, bir şey yok. Şunları da hattan giyer. Şimdi ver dedi, şu arkadaki 4 tane. Aha, ha. Oğlum, eldivenleri tut da biraz şey ama köklü bunlar. Bak mesela şu şuradan başla, kafana da bereyi tak da patlıcan saçına falan şey olmasın. Tamam. Şu sıra bak. Ya böyle komple kalkacak bak. Hadi bakalım, senin güçlü kuvvetli kollarına güveniyoruz. Sporcu çocuk. Havalı çocuk. Şöyle asıl bakayım, bir de gelecek mi? Ey maşallah benim oğluma. Şuraya at. Hatta şuraya ortaya at oğlum. Köklediklerini ortaya at. Hala güzel baba.
şurada iki tane patlıcan varmış. Attım onları alayım da. Keserken görmüyorum. Karşıdan baktığımda görünüyor. Diğeri nerede? Bak şimdi iki tane karşıdan gördüm. Diğeri kayboldu. Alttan görüyor musun oradan? Nerede? Kafamın ha, şurada küçük. Tamam oğlum. Şu da var. Şunlar da var. Evet evet. Onları da alacağım. Bak yaprakların arasına saklanmış. Şunlar. Var. Bunlar da var. Ver çocuğum. Hop düştü. Şöyle araya koy, tamam. Bunlar bunun altında da kurusu olur ya. Neyler? Şeyler attıklarımız. İşte kurusunu orada çekeriz. Onları çekmekte bir şey yok. Abo nasıl şey köklü alayım dedim. Şöyle köküne yakın tut oğlum. Geniş. Bak bir patlıcan daha, bir patlıcan daha. Ta ucunda, buraya gel kızım. Gel 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 gel. Ha şimdi bak çevir. Ha. Sanki. Değil mi? Bu var ya. Heh. Şu sıradakilerin hepsine geçti, değil mi? Çok zor. Köküne bak, köküne. Çıkmıyor artık. Çıkmıyor değil mi? Çapa getireyim mi? Hı? Çapa. Çıkmayanı şöyle dibinden çapalarsın. Bunları arka tarafa atacağız. Şöyle. Oğlum bunları şey yap. Bu tarafa doğru attır. Tut şunu bir. O tarafa gidecek ya. Maşallah sana Hak'tan. Bak kısa süre içerisinde yani temizledi gitti. Maşallah. Biz de annem şu tarafı
temizliyoruz. Şöyle şu tarafa girdik. Alabildiğimiz onlar aldık. Da çok köklü ha. Maşallah hava bugün iyi be. Hı hı. Nasıl güzel. Yapraklar hep şey yapmış. Bak burada da var bir tane. Neyse. Karnabahar işte anne. Hı. Bak otları i̇şte yolmaya bu. Başladı. Karnabaharlar meydana çıktı. Ve barıyan barımış, barımayan kalmış. İşte bak bunları şimdi bu kuru otlarını temizleyeceğiz. Tırmıkla. Kuru değil, yaş da. Ay kız kolum. Isırganlar nasıl şey yapıyor? Çok tesirli ısırıyorlar ya. Baya baya acıtıyor yani. Isırdığı yer kabarıyor. Bu tarafı bayağı açtık. Yabani otları temizledik. Bir, iki, üç tane karnabahar çıktı. Şurada iki tane brokoli. Onları birazdan çapalayacağım. Boğazlayacağım. Boşta kaldılar. Aslında iki tane ekmemiştim. Bayağı bir serpiştirdim ama yok güzellerim. İki tane kalmış. Ona da şükür. Ispanaklar. Burayı da inşallah yarın bir temizleme operasyonu yapacağız. Şurası. Çıkardın mı? Bravo. Hatta da 15-20 dakikadan beri onunla uğraşıyordu. Çıkarmak için. Maşallah çıkardı. Oğlum şimdi şunları bu teli boşa çıkaracağız. Onu saracağız depoya. Onlar seneye lazım olacak. Çapayla falan şey yapmış. Baksana. Fatih abim birazcık daha şey yapsaymış. Toprağı biraz daha derinlemesine çaksaymış su bulacakmış. Evet diyorum ya. Neredeyse suyu çıkaracakmış. Oy Fatih. Bak hatta izi var. O üçgen şeyin. Evet evet. Kapatıyorum burayı. Kapat annem kapat. Oğlum şu şunları da alabilirsin. Bunlar da kurudu. Bunların tohumlarını almıştım. Zamanı geldiğinde kuzinya çiçeklerinden de ekim dikim yapacağız. Şunlar da köklü annem. Şu şekilde. Ana. Bahçemiz bomboş kaldı. Vay vay vay. Nerede mi şey? Ha onlar kalsın. Onlar şimdilik kalsın. Onların kafalarını ben keseceğim. Onu al. Bak şuralarda şey var. Bunu az önce ben almaya çalıştım alamadım. Hatta bunu da çıkar oğlum. Şu sulama hortumunu da toplayalım. Annem de yukarıya çıktı. Benden bugünlük bu kadar dedi. İyi dedim. Maşallah bayağı bir şey yaptı ama. Ot yoldu. Şimdi onları ben boğazlayayım. Ondan sonra tırmığı alacağım. Şu tarafa doğru biraz çektireyim bakayım bir. Orası komple açılsın. Sonra şu kara lahanalar, beyaz lahana. Bunların yapraklarını görüyorsunuz. Böcek yedi. Ben kükürt serpiştirdim zamanında ama gene kâr etmedi. Şunlardan birazcık böyle bir budama yapacağım. Yapraklarının şey yerlerini, delik yerlerini, delikli yaprakları budayacağım. Anladınız. Bu boruyu da toplayalım oğlum be. Şunu da komple açtıktan sonra burayı. Boru ne için abi ki? Sulama borusu anneciğim işte çeşmeye takıyorduk ya. Hatırlamıyor musun? Açıyorduk çeşmeyi böyle pıt 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 pıt. Buna damlama sulama sistemi deniyor. Komple bahçeyi suluyordu.
Çok mu köklenmiş? Ama payız bu. Ha, çıkardım valla. Hatta elinden kaçanla uçan kurtuluyor şu anda. Maşallah. Şimdi sen şu teli bir çıkar, onu bir saralım, kaldıralım ilk başta. Ondan sonra demirleri de arka tarafa götürelim. Hallettik be. Vallahi hallettik. Tamam artık yeter. Girelim mi içeri? Girelim. Girelim. Bahçede bayağı iş yaptık. Kendimi yormayacağım, yormayacağım dedim ama insan dayanamıyor işte. Mecbur yapıyor değil mi annem? Evet. Neyse artık. Bayağıdan beri dinlendirmiştim. Bugün azıcık çalışmak bir şey yapmaz. Ne yapmaz? Rahatsız etmez. Evet. Herhalde. Aktan. Bebek gibi tutmuş onu. Etme öyle oğlum be. Ama insanın da böyle içine sokası geliyor değil mi evet. Severken? Güzel oğlan. Güzel oğlanlar. Hadi birazcık oynaşın. Oynaşın bakalım. Aman yavaş oğlum. Heh. Ben de tripotumu yıkıyordum. Her yeri toz oldu, çamur oldu. Şu bacaklarını falan mama da bir yıkayayım. Mamam ver oğlum ver. İçeride. Veriver karnını doyur. Sabah doyurmuştuk da 3 yayın yiyor. Sabah, öğlen, akşam. Loki! Loki! Orada şeyde de vardı. Gerçi onun dibindeki bitsin de. Kovaya da koyduk. Büyük kovaya. Bilgin olsun. Oradan şeyle alırsın tasla. Şunun içine döküyorum ya. Ha? Dök dök. Ya da şöyle yere dök oğlum. Loki'ye bir tane tas alacağız. O kedilerin. Onu şey yapma. Şuraya gel. Yere dök. Loki'ye de bir tane tas alırız. Hem su hem mama kabı. Şakşuka buraya gel, hayır. Gel oğlum. Tombalak gel. Ama bir korkutacaktım seni. Dedim şunu şöyle atayım tepesinde. Yaprakla korkutacak bak hele. Şey yapayım mı? Kahve mi? Vallahi hak ettim kahveyi. Nasıl evet. Olmuş bahçe? Çok güzel baktım, harika. Çok güzel olmuş yarın değil mi? Yarın da var ya o tarafı, o tarafları sertti. Hı hı. Hallederiz. Bir de şimdi şeyden göstereceğim. Oradan balkondan göstereceğim. Oradan güzel, daha güzel görünür. Çok güzel gözüküyor. Tamam, geliyorum ben. Bahçenin son halini bir kere de balkondan göstereyim sizlere. Ondan sonra oturacağım, yorgunluk kahvemi içeceğim. Şöyle. Bayağı açıldı. Görünen marullar ve cin biberleri. Yeşilken daha güzel be. Değil mi anne? Herhalde ama öteki türlü de artık alınacak. Mecbur. Var. Burası var. Neresi var? Şurada. Oraya hiç ellemesek mi acaba? Hayır. Sadece şu ısırganlar. Zaten fazla yok gibi ısırganlarla şunlar var. Değil mi? Yani. Koş. Ne yapıyorsun oğlum? Dışarı mı çıkaracaksın? Gezdireceğim ya. Gezdireceksin mi?
Sen kahveyi ocağa koymadın değil mi? Ha, koymadım. Ha, aman taşar maşar. Sabahki gibi. Sabah annem kahve taşıyor. ne yapayım canım? Foş diye taşıverdi. Ben de yetişemedim. Ben de şeydeydim. Çeşmenin başında bir şey yapıyordum. Evet. O anda taştı. Bu işte şeyden, acelecilikten. Otur kahveni karıştır, olacağı 5 dakika. Evet, sen kahveyi öyle bıraktın. Kaşıkları da koyayım dedim. Annem kaşıkla kaşıkları yerleştiriyordu. Ben de bir şeyler yıkıyordum. O ara kahve taştı. Aman olur gider. Loki! Gel, Haktan nerede Haktan? Loki! Bak ismine alışıyor artık. Evet, arıyor Loki deyince. Loki deyince bakıyor. Loki! Şuna da bir çıngırağı var mı? Yok. Haktan sen gibi bu koşmayı sevmiyor. bak. Yalnız Haktan ismini yavaş yavaş öğreniyor biliyor musun? Loki gel koş. Loki dediğin zaman aranıyor, bakıyor sağa sola. Gel. Annesini mi arıyor acaba? Annesini mi arıyor? Niye annesi geziyor var, annesi fıldırık. Fıldırık. o kuzunun altına yatsın, kuzuyla aynı boyda. Evet. Sonunda geldi yanına Haktan. Her şeyin küçüğü. Her şeyin küçüğü. Aynen, her şeyin küçüğü. Hadi girelim içeri de içelim, kahvemizi yapalım. İçelim. Kahvemizi içtik. Yorgunluğumuz biraz üstümüzden gitti. Gitti, şimdi de fasulye kıtlatacağız. Evet. Yani akşama taze fasulye. Yanına kızım? Pirinç pilavı. Ondan sonra cacık. O sarımsaklar. Bahçede sarımsak şey oldu. Geçen sene ektiğimiz yerde şöyle 5-6 tane çıkmış. Onlardan içine doğradık mı? Otların arasında görmedik. Elimize geliverdi ama körpecik. Evet. Otların arasına karışmış. Biz de onları yabani olsun zannettik. Böyle yapınca kökledik. Tabii hızımızı alamadık. Böyle gittik biz. Aynen. Sarımsak varımsak hepsini alıverdik. Ben şu yan tarafa sarımsak ettim ama dedim ya sana da. Oradan çıkacak bir sürü. Görüyor musun? Altta kalıyor gene çıkıyor ya. Evet annem ne kadar şey yapsa da hani ufak da olsa. Evet. Ama otlar iyice sarmış evde baksana. Ay sarmış da mesela yazın şeydi. Onları öyle şey olduydu. Kurudu gitti kimisi. Orası dümdüzdü. Evet. Şimdi mesela. Evet. Tekrar yeşeri vermiş. Mesela nergis, çiçek. Solarını toprağın altında yazın yok. Ondan sonra havalar soğudu. Bak şimdi nasıl çıktı. Evet. Yarın bir günde çiçek açacak. Evet. Sarımsak işte öyle işte. Evet, Rabbimin işi yani. Maşallah. Neyse bahçe güzel oldu canım. Oldu. Haktan'ın sayesinde vallahi o köklemese biz o patlıcanları ya şey yapamazdık annem. Öteki o iyice ağaç olmuş görmüyor musun? Kendi bile dedi ya kendi en son zorlandı birkaç tanesinde. Sanki ağaç köklüyorum dedi. Bu kadar şey yani. Biz nerede çıkaracağız onu? Mümkün değil. Bunu şey yapacağım ben şimdi soğanla salçasını güzelce kavuracağım. Fasulyeyi kavurup şey yapacağım. Sıcak suyunu döktükten sonra ocakta değil sobanın üstüne atacağım. Yavaş yavaş kendi kendine olsun. Evet ne güzel olur ha. Tabii. Soba nasıl olsa yanıyor. Yanıyor. Atacağım üstüne orada pişsin yavaş yavaş. Evet. Şimdi daha güzel olur. Olma mı? Bahçeden hazır toplayıp lüp yiyordum. hani nerede fasulye şimdi bahçede? Evet. Yok. canın istiyordu salata yap. Git canın ne istiyor topla yap. Pazarcı abiden aldım bunları işte geçen. O zaman aldım evin eksiklerini. Düştün mü elime diyor bana. Ya.
Düştüm abi dedim. Ama diyordu. O bizim bahçede var ki bir şey mi ne sen gene söyle dedin ya da bakmaya mı çıktık da. Elime düşerse, düşecek. Elime diyordu. Düşeceksin diyordu bana. Diyordu bak. Bak deseydin sen de pazarcı abi. Bana oraya seraku yaptırtma. Ay bakla. Döne yenge bakla tohumu verdi bana. Bezelyeleri ekmiştim zaten de. Onlar dedi bakla tohumunu bir gün önceden ıslattasa dedi. Ertesi gün toprağa bastır dedi. Unutmazsam inşallah şey yapayım birazdan. Islayayım onları. Yarın da. Mısırları diyor söktüğün yere yap onları diyor. Bezelyeleri ortaya yaptım ya. İşte beni bak böyle şey benim çok hoşuma gidiyor. Çok ama bilgili evet, bir kadın maşallah. Ama evet bilgilendiriyor işte evet. O ansiklopedi gibi bir kadın. Şimdi ben bezelyeleri şey yaparken o görmedi. Sonradan dedi bana bezelyeleri gömdün mü gömdüm nereye şuraya. Bak şimdi oraya olur mu o dedi ortaya dedi öyle. Niye dedi duvar dibine yapmıyorsun ha kızım diyor. Doğru. Doğru söyle hiç duvar dipleri boş. Ha ben gittim oraya öyle boş diye oraya bezelye. Neyse dedi çılgı bastırırsın dedi. Yok biz şey aynı kafadan oraya gene mısır ekeceğiz mısır. Orası mısırlık. Dedi bana sana bakla tohumu verdiğim zaman baklayı ekeceğin zaman o mısırları söktüğün yer var ya duvar dibi dedi. Oraya dedi baklaları ek ha istiyorsan şu yani illaki duvar dibine yap diyor. Tamam döne yenge dedim. Hocam onlar daha bilgili daha... Ya bilgili olmaz mı ya? Yani eski toprak derler ya tam eski yani, toprak yani. Evet. Bahçeye diyor çıkarken kafanı ört. Üçüne içine yün fanila giy. Yün don gi. Bak böyle tiril tiril geziyorsun. Sonra belim boynum bükülecek ki büküldü diyor bana. Şey yaptım ya. Laf dinle diyor bana. Böyle gösteriyor mesela. Ben diyor bak kaç dört kat giydim diyor. Sayıyor. Bir, iki, üç, dört. Sıkı sıkı diyor. Kafanı diyor şöyle diyor sar diyor. Boynunu sıcak tut. Doğru söylüyor. İşte yoktun ya burada. O da onlar da özlüyor tabii. Yani. Ben birkaç gün Antalya'ya gittim mi beni gözlüyormuş. Ay. Gelmemi bekliyormuş. Allah iyi ömür versin ona. Allah sağlık versin. Amin amin. Rabbim büyüklerimiz başımızdan eksik etmesin. Yani hakikaten. Mesela rahmetli anneannem de öyleydi. Çok bilgiliydi, çok bilgiliydi. Evet. Böyle ben mesela tam böyle haktan yaşıtları zaman, ergen zamanlarımda işte 14, 15, 16. Bana bir şey dediği zaman ben ters anlardım. İşte değil mi? Ki benim mesela anneannem, şimdi ben haktana diyorum ya çorap giy, atlet giy, işte üstüne bir şey al falan falan. Ben de o yaşlarda annem de derdi, anneannem de derdi. Ya içine atlet giy, ayağına çorap giy, içine at. Ben hep kızardım. Ama o zamanlar da bir üşümek hiç, bilmiyorduk. Gençliğin vermiş evet, olduğu yani şeyden midir? Ne çorap giyerdim ne atlet giyerdim. Hiç üşümezdim. Yani ben şimdi haktan ısrar ediyorum ama evet. O da demek ki yani öyle üşümüyor, şey yapmıyor. Ama sonradan çıkıyor. Tabii. Anneannem derdi şöyle yapın çocuğum, böyle yapın çocuğum. Onu yapmayın, bunu yapmayın. O dediği zaman of, puf. Anneme mesela. O oflar. Ama nefret ettim bu oflardan. Evet. Of. Of derdik sadece. Evet. Of. Nur içinde yatsın. Öyle anne. Anneanne. Ebru da demezdi ona. Ebu. Ha, Ebu derdi bana. Ebu. Ebu. Git kümesi temizle. Ebu. Camdan şöyle vururdu. Ahırı temizle. Evi şey böyle müstakil evdi. Çok güzel. Yan tarafta keçilerin ahırı, diğer yan tarafta da işte tavukların kümesi vardı. Ama ne şey yapardım, kızardım. Ama nasıldı bahçesi çiçekten? Çiçek. Dışarıdan geçen durup bakardı. Evet. Mis böyle gibi yazın kokardı. Güller, hanım eliler. Anneannemin bahçesini mis incelerlerdi böyle. O çiçeklerden ev gözükmezdi. Şeyin damı kiremitlinin üstüne asma gülü sar diye bitiyor. Evet. Yazın kiremit gözükmez. Sırf gül. Evet o dam
annemin dediği gibi fındık evet. gülü, asma gülü sarardı böyle o her sarmıştı, yer, evet. ön taraf minik 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 güller o kadar güzel olurdu. Muhteşem bir bahçesi vardı anneannemin, muhteşem. O hayvanlarına çocuk gibi bakardı, keçisiydi, kuzusuydu. İşte bize ahır temizletirdi, sinir ola ola temizlerdik, aa nur içinde yatsın. Şimdi seni böyle bir görecek. Tabii. Ay nasıl aa. Mutlu olur, beni böyle şimdi sağ olsaydı. Şu balkonda otururdu, beni izlerdi. Ama beni izlerken de böyle havalara uçardı. Seviyordu toprağı. Çok çok, toprağı çok seviyordu. Çok çok yani böyle toprak işini. Ben de mesela bir yaştan sonra benim içimde vardı da yani hep böyle bir müstakil ev, toprakla evet. uğraşmak falan ben seviyorum hani Fatih biliyorsunuz. Fatih de çok seviyor müstakil evi. Fatih de aynı şekilde. Neyse Rabbim nasip etti işte kendi işimizi evet. kendimiz yapıyoruz, ekiyoruz, dikiyoruz. Evet. Allah sağlık versin bundan sonra da gücümüzün yettiği kadar yapacağız işte. Yani kendini yormadan fazla. Aynen aynen. Bu arada fasulyelerimizi de hallettik. Canlarım benim. Ha, bak şimdi unutmadan bir Antalya'daki evde kahvesini giymiştim. Şöyle altını zaten gördünüz. Birçoğunuz sordunuz. Gerçi ben yorum olarak yazdım. Modaline.park.com'dan Modaline'dan aldım ben bunları. Bunlar takım olarak satılmıyor. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar bakmıştır takım olarak aratmıştır ama takım olarak değil. Mesela üstü ayrı, altı ayrı satılıyor. Ben bu şekilde takım yaptım. Onu da söylemek istedim. Bunun bir de işte siyah olarak aldım takım ben. Gerçekten çok güzel. Bilir ve takımları kombin yapmayı pek. Ama iyi oluyor işte. Nesizsiniz. Bak. Pek bilir kombinler yapmayı. Ay anne. Azıcık da böyle kendimize de bakalım yani. Ya azıcık değil. Sen zaten çocukluğundan beri süslüydün sen. Ay süslülüğüm mü kaldı Allah aşkına? Eskiden neydim? Nazar değmez. Eskiden neydim? Eski takipçiler beni çok iyi bilir. Koca koca sallanan küpeler, full makyajlar, saçlar kabarık kabarık. İnsan böyle bir şeyden sonra evrim geçiriyor. Yani yaş ilerledikçe... Ama annem saçlar kabarık kabarık. O model bitti artık. Yok. O zamanın devriydi. Şimdi böyle süslü tokalar. Süslü tokalar. Tabii. Evet. Ama gene de böyle ben birazcık kendimi şeye indirdim yani. Böyle sadeleşme. Bir şey de indi. Evet. Yani yaş ilerledikçe yavaş yavaş o sadeleşiyoruz. O indi ben yükseldim. Annem tam tersi. Deli dolu. Fıngır fıngır. Aynı süslemiş olduğu mumlar gibi. Evet. Ay anne ellerine sağlık. Gönül öyle istiyor da benden de geçti artık. Geçmedi daha dur ne geçecek senden. Geçmedi değil mi? Allah aşkına ha. Maşallahım var senin. Sen benim gibi 10 tanesini cebinden ay, çıkarırsın. Çıkarırsın tabii. Maşallah. Ama ya, bunun gibi bende 3-4 tane daha olsa ay sırtımız yere. Annem benim. Kızım benim. Güzel annem benim. Allah hepimize mutluluk versin. Aynen. Evimizin içinden dirliği, mutluluğu, huzuru, sağlığı eksik etmesin. Canlarım benim. Evet. Aynen. Gidelim mi artık? Gidelim. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Yemeği işte yapacağız. En sonunda pirinç pilavını yaparız. Fatih gelmesine yakın. Zaman. Birazcık oturup dinleneyim. Şu masaj aletime falan bağlanayım. Aynen. Yoruldum çünkü. Evet. Yani bu kolumu falan bayağı bir yordum. Bugün bahçe biraz evet. Aynen yordum kendimi. Azıcık dinleneyim. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Her birinizi her zamanki gibi kocaman kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.